Değerli Zeytinköy TV izleyenleri, sokak röportajlarımız devam ediyor. Şimdi de Zeytinburnu halkına sizce Zeytinburnu'nun en önemli 3 sorunu nedir diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun. İyi seyirler. En büyük sorunu nedir ilçenin? İlçenin en büyük sorunu ne? İlçenin bir sorunu yok gibi gözüküyor şu anda. Bilmiyorum ya aslında. Efendim, Zeytinburnu'nun en büyük sorunu nedir sizce? Şimdi bir de kaç yıldır burada oturuyorsunuz? Bak, ben Zeytinburnu doğup büyüme Zeytinburnuluyum. Şu andaki sorunu bence biraz göçmenlerin sorunu var. Yani çok aşırı şeyi var. Yani, siz de herhalde göçmenler, eski göçmenler misiniz yoksa? Ben eski göçmenim, ben Çerkezim. Ama doğup büyüme Zeytinburnuluyum ben. Ama o sorun değil mi efendim? Tabii sorun yani. Yani şimdi evvelden de mesela diyelim Türkistanlı olsun göçmenleri falan vardı burada. Plandıydı ama bunlar aşırı bir şekilde yani her yerden gelmedi. Peki efendim, birincisi göç, iki ne geliyor aklınıza? İkincisi yani ne bileyim artık yani başka böyle bir biraz kalabalık mesela çok fazla bir şey var buranın. Gelsin. Zeytinburnu ilçesinin en büyük sorunu kalabalık sorunu. Kalabalık. Evet. Başka o bir, ikincisi? Kalabalık, onun haricinde iş yerleriyle alakalı daha güzel düzenleme olabilir. Yerleşim alanlarıyla alakalı net plan proje olması gerekir. Peki başkan karşında olsa ne istersin abi Ömer Arasoy? Ömer Arasoy karşımda olsa kendisi sevdiğim bir insandır, görüştüğüm bir insandır. Daha çok aktif olmasını, insanların arasına daha çok girmesini isterim. Çok teşekkür ederim. Ne aç insanlar abi, biliyor musunuz? Abi Zeytinburnu'nda olduğunuza göre burayı biliyorsunuz. En büyük sorun ne görüyorsunuz? Benim burada malım mülküm de var. Benim burada oturan akrabalarım da. En büyük sorun ne? Zeytinburnu'nun en büyük sorunu kozmopolit olması. Yani tek tip yani ben ırk, din, dil ayrımı yapmıyorum. Her yerden insan burada toplanmış. Her yerden insan topluluğu buradan toplanmış. Tabi canım, her gelene kapıyı açmışsın, burada toplamışsın. Peki başkan karşında olsan ne söylesin belediye başkanı? Ya başkana diyeceğim Allah aşkına, eğer dinin imanın varsa hizmet için bir şey yap, millet için bir şey yap. Siyasi olarak bir yerlere gelmek için yapma. Sen burada bir parti adına kazanabilirsin. Ama insanların vicdanında yarın öbür gün kaybedersin, gönlünü yukarıda kazanmasın. Da kaybedersin. Gönlünü kazanmasın. Tabii yukarıda da hesap vereceksin. Ya hiçbir şey sonsuza değil. Ya yaşımız hep ilerliyor gidiyor değil mi? 40, 45, 50 ne zaman öleceğimiz de belli değil. Ya insan yiyeceği bir lokmadır. İnsanın iki tane midesi yok. Yani en fazla hani tek diyeceğim inşallah bu insanlar yani bizim milletimiz din, dil, ırk fark etmiyor. Şu ekonomik eziyette, şu ülkenin bulunduğu durumdan bir an evvel AK Partisi, MHP'si, EDP... Sorunun en büyük 3 sorunu nedir diye sorsak aklınıza ne geliyor? Yapılandırma yani bu artı çocuk parklarının yani yeşil alanlarının yetersiz olduğunu ben düşünüyorum. Çok fazla bina var ama yeşil alan az yani. O kadar binaya göre. Tabii ki Zeytinburnu'nun en büyük 3 tane sorunlarından bir tanesi içte yaşadığımız mülteci sorunu. Başka bir mülteci sorunu. Göçmen. Bu. İkincisini ben düşünmüyorum ya. Yok. Tek sorun göçmen. Tek sorun bizim şu anki sorunumuz insanlarla iç içe yaşarken bu göçmenlerin çoğunluğu ve göçmenlere yapılan artı opsiyon. Bunların tamamen ortadan kalkıp ülkelerine dönmesini ve Zeytinburnu'nun huzur ve refah içinde yaşamasını çok temenni ediyoruz, istiyoruz. Allah şu anda ya evet ya bu şeyler çok Afganlar, göçmenler, Suriyeliler, ele Suriyeliler Allah. Evet, evet. Başka sorun var mı? Başka şimdi şu anlık sorun işte onlar çok yani onlar geldi zaten her şey bozuldu yani. Teşekkür ederim. Evet. Severim. Eyvallah, ona sıkıntı yok. Hem Zeytinburnu'nun en büyük sorunu diye sorsak aklınıza ne geliyor? İlçemizin. Şu yapılsa iyi olur dediğiniz. Ya Allah'a çok şükür. Murat Aydın'ın döneminde ve çok güzel bir şeyler yapıldı yani. Yapılmadı değil. Evet, haklısınız. Ve halen de devam ediliyor.
Bu belediye başkanı da yapıyor, yapmıyor değil. Biz zaten öyle bir iddiamız yok. Diyoruz ki mesela şu da olsa iyi olur. Trafiktir, göçmendir, çevredir, kentsel dönüşümdür. Yani aklına gelen bir sorun var mı? Hayır, hiçbir sorun yok. Ben Zeytinburnu'nda çok memnunum. Belediye başkanından da memnunum. Vatandaşlarımdan da memnunum. Her şey güllük gülistanlık. Memnunum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Valla şey var, nedir onun adı? Düzensiz yapılaşma çok burada. Eskiden kalma o da bir şey, çarpık. Bir de çok sorulan gelen yabancılar var böyle, bu kayıtsız göç sorunu var burada. Yani o. Peki Ömer Arısoy'un 15 aylık çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Kimin? Başkan Arısoy'un, belediye başkanı. Valla Zeytinburnu Belediye Başkanı'nın nasıl veya nasıl çalıştığını tam farkında değilim. Çünkü ondan önce de buradaydım, işimiz burada, gelip gidiyordum. Ondan sonra da bir farklılık hissetmedim açıkça söyleyeyim. Kentsel dönüşüm olabilir bak. Çünkü çok ihtiyacı var kentsel dönüşüm. En büyük sorun ise kentsel dönüşüm. Evet çok. Başka? Bir de şey, Suriyeli çoğaldı. Göçmen. Göçmen çoğaldı. Onun dışında bir şey yok. Hizmeti güzel, hoşuma gidiyor yani. Yok sıkıntı, onu söyledin zaten. Sorun bu olsa iyi olur. Ya, kanallar temizlense iyi olur. Eve kokular geliyor. Büyük şehir arıyoruz, gelmiyorlar. Altyapı daha sorun var. Evet. Başka? Valla şu an... Arısoy karşında olsa ne sorarsın başkan karşında olsa? Başkan karşında olsa... Teşekkür ederim yani çalışmalarından dolayı. Yalnız ufak tefek işte yollarda şeyler oluyor. Yıkansa iyi olur. Ha, virüs. Çok teşekkür. Keşmekeş. Yani, Keşmekeşlik var. Göç aldı çok. Eskiden daha netti. Gece kodu ama netti. İnsanlık geliyordu. Herhalde. Şimdi o gitti. Herhalde. Göç birincisi. Başka efendim? Kalabalık herhalde. Eskiden daha mı iyiydi? Herhalde. Herhalde. Ne yapsın? Başka ne yapması lazım? Abi birlik ve bütünlüğü sağlamamız gerekiyor. Teşekkür. Zeytinburnu'nun birinci sorunu yabancılar sorunu. Göçmen sorunu. İkinci sorunu trafik. Üçüncü sorunu park. Çok teşekkür ederim. Ben... Zeytinburnu'nun en büyük sorunu. Üç sorun. Evet. Birisi otopark sorunu. Otopark. Evet. Otopark sorunu var. Bir de şey sorunları var. Bu mahallelerde işte taşlara basıyoruz üstümüzü falan, böyle ıslanma sorunumuz var. Evet. Bir de belediye başkanı ve belediye başkan yardımcısı insanlara yakından ilgilenirse, yakından sorunlarını hallederse daha çok seviniriz tabii. Tabii. Birebir görüşme ve şey için. Halkın içinde daha evet, çok tabii. Daha çok olmalı. Çok teşekkür. Abi üç sorunu bu, yabancılar burada çok. Göçmenler çok evet. Başka ne diyeyim yani. En büyük sorun göçmenler. Evet. Teşekkür. Doğruluk. Arkanda bir yalan var. O ayrı bir şey. Zeytinburnu mu? Mesela altyapımda şimdi göçmenden üst yapımdan Zeytinburnu'da zaten neresi kaldı ki onun? Neye şey edebiliyor ki? Burası bile büyük şey. Mesela bazıları göçmenler sorun. Ablasına göçmenler sorun değil. Türkiye benim değil. Türkiye benim değil. Sizin hepimizin, hiçbirimizin değil burası. O yüzden kardeşim neyle kim oturuyorsa otursun. Ben ona karşıyım. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeşiz. Çünkü onları nereye itiyorsun? Sen nereye itileceksin? Hepimiz bir yerden gelmişiz. Sıkıntı yok. Yok evet sıkıntı yok. Ben şimdi Malatya'ya da gitsem sen Malatyalısın. Evet. Malatya'ya da gitsem Pördük'e, ben her ülkedenim. Evet, bana soruyorsun. Yerimiz. Benim her taraf, senin her taraf. Çok teşekkür. Çarpık kentleşme. Evet. Mülteci sorununa çözüm bulunamaması. Yani bu mülteci sadece Zeytinburnu değil ama hani ağırlıklı buralarda olduğu için diyoruz. Başka da trafik sorunu, otopark sorunu. Yani ve bunlar yani bunların da çözüleceği pek benzemiyor. Yani ben öyle görüyorum. Çok sağ olun. Göçmenler başta geliyor. Çünkü Türkiye'nin en büyük göçmeni bence buradadır. Çünkü bak şöyle söyleyeyim. Burada hep maskesiz, şusuz, maskesiz geziyorlar, sosyal mesafeye uymuyorlar. Yani biz kendi ülkemizde... Onlar hep yabancılar mı? Evet, yabancılar yani bizim ülkemiz şeylerine hiç uymuyorlar. Hepsini kurallara uymuyorlar. Gelin bakalım şimdi şöyle sor, maskesiz olanlara hepsi yabancı. Yani bu yabancılara bir şey getirilmesi lazım. Kurallarımıza uymaları lazım diyorsun. Evet, kurallarımıza uymaları lazım. Çok teşekkür ederim. Burnumuzun en büyük 3 sorunu sorsak aklınıza ne geliyor? Zeytinburnu'nun en büyük sorunlarından bir tanesi tabii yabancı göçü. Evet. Onun dışında ben aşağı 65 seneden beri Zeytinburnu'ndayım. Bu mahalledeyim. Maşallah. Zeytinburnu yerlisi. Yerlisi ben. Buranın varillerden yapılı minaresi vardı.
gördüyseniz, eskiyseniz bilirseniz. Daha evvelinden biliyorum yani. 60'larından beri biliyorum. Efendim o zaman bir evde bir yemek pişerdi, akşam 5 tane yemek yerdik. Daha komşuluk iyiydi. Yani bugün belki büyüdü ama komşuluk artık eski komşuluk yok. Ben hatırlıyorum. Ya yok, yok. Ne diyorsunuz? 2 sokak, 3 sokak, 5 sokak aşağıdan komşular hastayı duyarlardı, gelirlerdi. Tepsilerle kokusu gelirlerdi. Gibi tabak götüreyim. Aa yok, bilene, yapana yine devam ediyor yani. Devam ediyor. Biz yani azaldı. Biz mesela evde pişirdiğimiz zaman bir şey acaba koktu mu diye. O zeytinburnu mu iyi, bu mu iyi? Öbürü çok daha iyiydi. İnsanlık var. İnsanlık var, yeşillik var. Gelenlerimiz olma, insanlıklarımız gitti. Hem de nasıl. İncir ağaçları vardı bahçelerde. Her türlü meyve vardı. Ama en önemlisi insanlık vardı. Yani. Zeytinburnu mesela cevizli bağı diyor. Çırpıcı moda bağ. Bağ ve bahçelik. Arnavut'un bağı. Düzatlı'nın. Biliyorum, biliyorum. Hepsini biliyorum. Çocuk. Eski zeytinburnu özlüyoruz. Hem de nasıl. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Zeytinburnu'nun en büyük sorunu nedir? Sorunlu bu, yabancılar doldurmuş. Buraya nefes alamıyoruz. Göçmenler çok mu? Çok çok. Ömer Arasu'ya ne diyorsun? Ömer Arasu'ya çok memnunum. Allah razı olsun. Murat Aydın da olsun, o da olsun, çok memnunuz. İşte bir yabancılar burada olmasa daha memnun kalacağız. Göçmenleri göndersen nefes alamıyoruz. En büyük sorunu mu? Biz göçmen olduk burada. Biz göçmen olduk. Onlar buranın vatandaşı oldu. Abla sen nereden geldin buraya? Ben Malatya'dan geldim ama ben burada... Malatya'nın neresinden? Bak ben de Malatya'lıyım. Kale. Ben de Kale'liyim. Kale neresinde? Eski ismi Pirot, yeni ismi Kıyacak. Ben de işte Ölmen Köyü. Bakıron. Bakıron. Biliyorum orayı. Teşekkür abi, ederim. Abi sağ ol, Allah razı olsun. Celal'ın köylüsün. Ben Celal, benim beyimin halasının oğlu. Tamam, Allah görüşürüz. Görüşürüz, Allah'a emanet.